Konuşmanın içerisinde kullanılan cümlelerin anlamlarının bilinmesi ve bunların doğru yerde ve zamanda kullanılması ne yapacaktır? Konuşmamızdaki anlamı kuvvetli hale getirecektir. Bir diğer mevzu ise anlama. İnsan dünyası her zaman anlamlarla yüklüdür. Etrafımızda görmüş olduğumuz her şeyi bizler birer anlam yükleyebiliyoruz. Bizler etrafımızdaki bütün olaylara ne yapıyoruz? Anlamlar yüklüyoruz ya da duygulara anlamlar yükleyebiliyoruz. Bu anlamların belirli zamanlarda bizleri ilgilendirdikleri durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Ve bunları da farklı şekillerde yorumlamışızdır. Ancak anlama bilginin edinilmesi sonucunu ortaya çıkarır. İnsanoğlunun kendisine belli hedef ve amaç seçmesi de bu hedef ve amaçlara ulaşması için kullandığı araçlar araması onu diğer canlılardan ayıran en önemli niteliktir. Ve en özel niteliklerden bir tanesidir. Yani bizler bazı hedeflere ulaşabilmek için kullanmış olduğumuz kelimeleri ya da yapmış olduğumuz hareketleri anlamlar yüklüyoruz ve karşımızdaki insanların da bizi bu şekilde anlamasını sağlıyoruz. Bu da önemli bir niteliktir. Bu özel niteliğin bazı biyolojik ihtiyaçları için kimi zaman gelenek ve göreneklerden çıkarır, kimi zaman da kendisi yaratabilir. Yani bizler etrafımızda gözlemlemiş olduğumuz aile büyüklerimizden, örf ve adetlerimizden gelmiş olan bazı kelimelerin, hareketlerin anlamlarını konuşmalarımız içerisinde kullanabiliyoruz. Ancak kendi düşüncelerimize ya da kendi hareketlerimize bazı anlamlar da katabiliyoruz. İnsan kendi iç dünyasına hem de etrafındakilerine anlamlar yüklemektedir. Ve bu anlamları kendi algılarıyla, yorumlar ve ifadeleriyle de anlaşılabilir hale getirebilir. Yine anlam yani yorumlama, öğrenme eyleminin insan için nesnenin kendisinden bağımsızlaşmasıdır. Bizler anlamış olduğumuz şeyleri kendi yorumlarımızı katabiliyorsak, bazı nesneleri kendi kendimize yorumlayabiliyorsak anlamayı tamamen bağımsız hale getirmiş oluyoruz. Yani kavramlaşmanın başlaması gelişim sürecinde önemli bir adımdır. Anlamayla ilgili olarak değerlendirmenin ana unsuru insanın kendisini, çevresini anlama ve öğrenme eylemlerinden başladığını da unutmamamız gerekiyor. Yalnızca duyusal olarak algıladığı nesnelerle kurduğu